Evet. Hocam nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Hangi ildesiniz? Eskişehir. Kimlerlesiniz? Eskişehir'deyim. O zaman izleyenlerimize bir bilgi verelim. Şu an yayını yapan da, yayına katılan konuk da Eskişehir'den program yapıyor. İkimiz de Eskişehir'deyiz hocamla. Evet. Hocam 2020 yılı nasıl geçti? Pandemiyle aranız nasıl? Güzel bir Herkes soruyla başladım. gibi. Geçinip Vallahi gidiyoruz pandemili. sokağa çıkmıyorsunuz değil mi hocam? Bildiğim kadarıyla 65 yaş üstünüz. Allah uzun ömürler versin. Amin cümlemize. Allah inşallah size de bizim yaşımızı göstermeyi Hocam nasip. bugün yayının duyurusunu yaptığımızda en çok soru Eskişehir spor taraftarlarından ve Adana spor taraftarlarından geldi. Evet. Hepsinin ortak sorusu yani genelde ortak sorusu şu. Hocam ne zaman dönecek? Yani Adanalılar kendi takımlarına ne zaman dönecek diye soruyorlar. Eskişehir sporlarda ne zaman Eskişehir spora dönecek diye soruyorlar. Benim sorum şu şekilde. Görüştüğünüz bir takım var mı? İkinci yarıda sizi bir takımın başında görebilecek miyiz? Var şu anda ocağın 15'inde falan yurt dışına gideceğim bisiklet olursa. Hocam yurt dışı derken hayırlısı olsun. Hangi Avrupa. ülke olduğunu öğrenebilir miyiz? Avrupa. Avrupa. Daha önce de bir Katar muhabbeti ve İran muhabbeti olmuştu ama Avrupa mı oldu hocam? Hayırlısı olsun. O şey oldu. Riyad'la şey merkez Riyad'da o altı körfez ülkesini kapsıyor proje. O şu anda durduruldu. Riyad'da biliyorsunuz Arabistan'la ilişkisi falan. Bundan Hocam dolayı. biraz yüksek sesle konuşursanız. Yüksek ses. Evet. Evet. Yani Hocam Avrupa. altı körfez ülkesini bağlıyordu o Dubai, Katar falan. O olmadı şu anda Arabistan'la şey. Merkezi oranın Riyad'daydı onun için. Şu anda Avrupa'da Vallahi bir hocam benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da Türk hoca yok. Yani Almanya'da yetişip büyüyen hocalar var ama Türkiye'de yetişip yurt dışında görev alan sayısı çok çok az. Yani benim bildiğim kadarıyla da aklıma gelen yok. Sizinle gurur duyacağız hocam eğer bu gerçekleşirse. vardı canım. En son Vardı. Ümit Karan vardı Makedonya'da hocam. O da döndü dolaştı Menemen Spor'a geldi yani. Tamam, ben ona yakın bir yer. O zaman Balkan ülkesi diyebilir miyiz hocam? Biliyorsunuz ağzınızdan laf alırım ben. Evet, Orta Avrupa. Balkan Evet. ülkeleri. Hayırlısı olsun hocam. Ümit'in yerini ne yapayım? Hocam TFF 1'in birincilikten bir takım olma ihtimali var mı acaba? Yani Avrupa olmazsa Allah korusun inşallah olur ama TFF birincilikte de sizin çok hayranınız var hocam. Taraftarlar zaten istiyor da kulüpler de böyle yandı gülüm keten elbe moduna geldiğinde sizi sürekli temasa geçip ikna etmeyi başarıyorlar. Geçen sene örneğini gördük hem Eskişehirspor'la hem Adanaspor'la. Maalesef son yıllarda böyle dibe vurduk herhalde. Evvelden hep şampiyonla oynayan takımları Hocam izliyorduk. bir kurtarıcı antrenör havasında Evet. algılanıyorsunuz. Yani en son hangi takımı Süper Lig'e çıkarmıştınız? En son Alanyaspor muydu? Değil. Diyarbakır. Diyarbakır. Yani o da bayağı olmuş hocam. Bayağı oldu. Ondan sonra 11 yıl biraz olmuş. kendi şeyimizden biraz şey yaptık. Biraz iyi niyetimizden. Kıramadığımız insanlar oldu. Araya soktular. Onu bunu. Gittik. Yani Hocam bir hangi yıl teknik direktörlüğe başlamıştınız? değil mi? Evet. Antrenörlüğe 82 yılında başladık. A takım Teknik teknik direktörlüğü. 89 teknik Ben direktör. 90 doğumluyum hocam maşallah. Yani 31 yıl olmuş. 32'ye girmek üzere. Yani ben 35 senedir tek antrenör olarak çalışıyorum. Hocam şimdi önümdeki profilde de Sakaryaspor, Alanyaspor, Malatyaspor, Var. Tavşanlıyit, Antalya, Elazığ her yere gitmişsiniz maşallah. Sağ Şimdi olsunlar. Davet. bizim program anladım hocam söyleyin. Gittik işte aradılar ne mutlu. Hiç yani daha, öyle arayan da oluyor. Ne bileyim değerimizi bilen de oluyor. Ama tabii maalesef bu işler biliyorsunuz artık ayyuka çıktı. Herkesin bildiği bir işler. Artık bir siyasete döndü. Onun için bir yerlere gidemiyoruz. Engelliyiz herhalde. Şimdi hocam programımızın formatı gereği Süper Lig'den başlayıp alt liglere ineceğiz. Önce Süper Lig konuşalım. Var mı sizin bu sene Süper Lig'de bir şampiyonluk adayınız? Benim adayım. Evet. Adayım şu anda. Fatih Hoca'nın çalıştığı takım adayım olur. Çünkü tecrübesi var.
rakipleri yani kulüp olaraktan, kadro olaraktan iyi kadrolar var ama ben hocayı baz alırım. Hocayı yani baz alırım. Ya. Tabii onları yönlendiren önemli. Şu anda diğer takımlardan önde görüyorsunuz Galatasaray'ı. Peki Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki rakibi kim olur hocam? En yakın takipçisi kim olur? Veya rakibi? Şu andaki görüntü şimdilik bu. Rakibi olarak da diğer arkadan gelen. Fenerbahçe hoca olarak da bence başarısız olacak gibi geliyor. Biraz belki Beşiktaş şey yapar, Galatasaray'ı tehdit eder. Onun dışında yok şampiyon olur. Hocam Fenerbahçe Erol Bulut da şampiyon olamaz mı diyorsunuz? Yani Erol Bulut'un tecrübesi mi yetmez? İnşallah beni yanıltır ama şu ana kadar yaptıkları yani yaptıklarından gördüğümüz kadarıyla kaldıramıyor. Yani zayıf kalıyor. Taktik strateji yönünden bayağı zayıf. Zayıf değil, bayağı yani zayıf. Şu an aralarında 3 puanlık bir fark var. Bu da ligin kötü olduğu anlamına mı geliyor hocam? Yani Fenerbahçe başarısız diyorsunuz ama arada 3 puan var sadece. Zaten lig kötü. Yani Türkiye'de futbol falan yok. İşte futbolu görüyorsunuz. 3 tane aynı anda maç seyrediyorum abi. 3 tane aynı anda. Biri telefondan, biri televizyondan, biri iPad'den. Üçü de aynı anda duruyor ya. Biri yatıyor orada, biri orada yatıyor. Oyun duruyor. Gol atan yere yatıyor. Tekrar oynanıyor. Öne geçen takım durmadan vakit çalmak için yani ne bileyim kötü yanlış sportmenliğe aykırı şeylere tevessül ediyor. Bunlar etiğe de uymuyor. Ya böyle kazanacağına hiç kazanma kardeşim. Hocaları söylemesi lazım. Arkadaş ben böyle puan istemiyorum demesi lazım. Orada 20 saniye yatsan, 30 saniye yatsan ne olur? Bunların zararını biz uluslararası maçlarda çekiyoruz. Türkiye'de futbol oynanmıyor. Topun oyunda kalma süresi diye bir şey yok ya. Top oyunda değil. Devamlı biri yatıyor ya. Yani bir düdük çalıyor. Daha bir dakika geçmiyor diye oyun başlıyor. Tekrar bir foul oluyor. Bir kere bir takım foul yapıyorsa Türkiye foul üstüne kurulmuş. Bu Ersun Yanal'ın Yugoslav foul'ü diye çıkardığı bir şey. Bizim 35-40 sene önce unuttuğumuz şey. Evet. Hocam dondu. İnşallah geri gelecek. Bekleyelim. En son futbolun fauller üzerine kurulu olduğunu söylüyordu hocamız. Belki bağlantısı yeniden gelir ve devam ederiz yayınımıza. Olmadı bir kapatıp açarız. Bekleyelim. Ha, hocam en son Türk futbolunun fauller üzerine olduğu kurulu olduğunu söylüyordunuz. Şimdi hakimciğim faul kim yapar? Yani faul niye yapılır? Nedeni ne? Defans yapan takım rakibi durdurmak için yapar hocam. Biz böyle biliyoruz. Bu bir tanesi. Ama yani bir takım faul yapıyorsa demek ki o takımın futbolcularının iyi eğitilmediğine bağlıdır. Yani taktik faul yaparsın. Eksik yakalanırsın. Taktik faul. Oyunu durdurursun. Oyundan düşmüş oyuncuların vardır. Olur. Bu bir kere olur, iki kere olur. Bu da yanlış. Hiçbir takım zaten normal takım pozisyonu olan yani oyun pozisyonunu bilen bir takım böyle yakalanmaz zaten. Yani kontra hata yakalanmaz. Anladım hocam. Demek ki ya duruş pozisyonu, duruş hatası ondan sonra ne yapıyor? Foul yapıyor. Yani kişisel olarak foul yapmak da şuna bağlıyorum. Demek ki algılaması, sezmesi, öncellemesi, rakipten önce dediğimiz olay yani hareket sürati bunların hepsi bir araya geliyor. Mesela beyin emir veriyor. Belki alırım bu topu diye hamle yapıyor ama kas ağır. Ve Türkiye'de de hocamın internet bağlantısı. Hocam Türkiye'de maalesef diyordunuz. Türkiye'de de maalesef herkes işte bu yolla şey yapıyor. Adam 9 kişi, 8 kişi korner atmaya adam gönderiyor. Arkadaş bir de öbür kale var ya. Senin kendi kalen var. Ondan sonra kontra atak diyor. Yani bu yanlışların sonucu ondan sonra foul yapmak mecburiyetisi. Foul yaptığı zaman da
Oyun duruyor tabii. Tempo olmuyor. Biz sonra uluslararası maçlara çıktığımız zaman ne oluyor? Kondisyon olaraktan eksik kalıyoruz. Zaten taktik olaraktan çok eksiz de hadi buna bir de kondisyonu ekliyoruz. Çünkü adamlar oynanıyor. İşte isteyen seyredebilir yurt dışı Avrupa maçlarını. Öyle foul mol olmuyor. Vıtsız foul olmuyor. Ben çoğuna bakıyorum. 10 dakika foul olmadan oyun oynanıyor. Akıcılığı var oyunda. Evet oyunda. Hocam haklısınız. Şimdi hocam Sergen Yalçın dinliyorum hocam. Evet. Sergen Siz bir Yalçın. şey anlatıyordunuz. Yarım kalmasın hocam. Öncelikle siz onu tamamlayın. Avrupa'da futbol sürekli oynanıyor diyordunuz. Tabii oyunun akıcılığı var. Burada vırt düdük zırt düdük oynanmıyor ki. Oyun Hocam oynan. benim de görüşüm şu. Yurt dışında futbol oynanmaya çalışıyor. Burada maç kazanılmaya çalışıyor. Aradaki fark bu benim görüşüm. Özetle o. Yani kazan, nasıl kazanırsan kazan. Kazanmak için her şey mubahtır ilkesi var burada. Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım. Ama bunda da tabii çevrenin yani sosyal faktörler önemli. Şurada bütün kulüpler şampiyonluk istiyor. Mesela üç büyüklerde taraftarları hepsi şampiyonluk istiyor. İkinciliği kabul etmiyor. Halbuki o taraftarlar bu takım bu sene de beşinci olsun ya önemli değil demiyorlar ya. İlle kazan. Şimdi bu baskıdan dolayı da yöneticiler taraftara şirin gözükmek için şey yapıyorlar. Transfer yapıyor. Öbürü bir transfer yapıyor. Arkadan öbürü de transfer yapıyor. Olan bizim dövizlere oluyor. Zaten zor durumdayız. Hocam Evet. bizim ülkemizde kazananın hataları göz ardı ediliyor diye bir gerçek var. Yani kazansın da yani o hatalar zamanı gelince konuşulur. Şimdi modumuzu bozmayalım kafasında gidiyor herkes. Evet. Bunlar da onun sonucu. Şimdi Evet. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı şampiyon yapabilme ihtimali var mı hocam sizin gözünüzde? Sergen Yalçın nasıl bir teknik direktör? Ben bir teknik direktöre karar vermem için dışarıda görüyorum, oyunda görüyorum. Ama oraya o sahne, o perde, perdenin arkasında ne var orayı bilmiyorum. Ben şimdi bir o karar vermem için, yani bir görüş bildirmem için görmem lazım. Antrenman seyretmem lazım. En az 3 hafta antrenman seyretmem Hocam maçları izliyorsunuz 90 dakika orada lazım. belli olmuyor mu? Maçlarda bildiğim kadar üstü kapalı mesela Fenerbahçe'nin antrenörünü eleştirdim. O gördüğüm şey sahada yani bir ne bileyim dikine temaslı futbol aynı o faul futbolu temaslı dikine bir an önce ne bileyim neticeye gitmek üzere yani o planlı değil yani planlı programlı yani belli bir süre biliyorsun strateji taktikler meydana getirir. Orada bir taktik, burada bir taktik, sahanın orasında, burasında. Bunlar bütünleşip senin o stratejini belirler. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda çok eksikler görüyorum. Onun için Fenerbahçe'yi şey yapmadım şu anda. Tamam hocam. Gelip... Zirveyi konuştuk. Anadolu takımlarına geleceğiz artık. Hani lafınızı balla böldüm. Alttan da eleştiriler geliyor. Yani Anadolu futbolda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe konuşuyorsunuz diyorlar da siz de Evet, doğru. bulmuşken sormak istedim. Ama Hocam bir Fenerbahçe de dinliyorum. Anadolu yakası. Kadıköy Anadolu ilçesi yani Anadolu yakasında İstanbul'da. Siz de o konuyla yaklaştınız. Hocam bir Sumidika var. Gazişehir'de görev Evet. yapıyor. Siz de bir eleştiren tweet atmıştınız. Bir de Bayağı. böyle burada dinlemek isteriz Sumidika hakkınızdaki düşünceleri. Tweet'te de şöyle yazıyordu. Hani ne yazıyordu? Amatör Türk antrenörlerin yüzüne Sumidika'nın piyasası arttı gibi bir şey yazmıştınız hocam. Onu o konuyu biraz açar mısınız? Çömez dedim. Çömez. Ha, çömez hocaların yüzüne, çömez yerli hocaların yüzüne. Yani deneyimsiz yani birikimsiz donanımsız bu yani hakaret olmaz ya bunu kısaca çömez adı altında Hakaret değil tabi hocam. Kimse de hakaret demedi zaten de. Sumidika'nın bu kadar başarılı olmasının sebebi sizce ne? Yetersiz rakipleri rakipler diyorsunuz. evet Yani benim İstanbul bildiğim sadece ilk hafta mağlup oldular. Sonra da hiç mağlup olmadılar hocam. kime 13 mağlup oldu maçtır mağlup olmuyorlar. Yenilmiyorlar. kime mağlup oldular Sadece Galatasaray'a sezonun ilk haftasında. Evet. Belki Onun bir dışında herkesi diş geçirmeyi başardılar. bir şey demek istedim ama orada Galatasaray'a mağlup oldular, değil mi? Ya Fatih Terim'in yönettiği takıma mağlup oldular. Siz de öyle söylediniz. Onun için de ben diyorum. Genç arkadaşlarımızın şevki kırılmasın. Çok çalışsınlar ama kendilerini çabuk yeterli görüyorlar. Bir iki maçta oldum diyorlar.
Ya biz 35 senedir öğrenemediğiniz şey siz 2 senede, 1 senede olamaz. Ya belki bizim kafamız o kadar çalışmıyor ama ne kadar çalışmadı? 35 senemizi verdik. Şimdi şöyle bir olay sorayım hocam size. Çağdaş Atan Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Basınla bir Evet. problem yaşadı. O gün bugündür galip gelemiyor. Bu Evet. Çağdaş Atan sizin tabirinizde çömez hocalardan mı? Mesela onu orada yapmaması mı gerekiyordu? Tabii, tabii o da onların için. Canım daha dur, dün bir, bugün iki. Bir hocanın Ama en az 15-20 sene hocalık yapması lazım. En az. Yani onların ortalamasını alacaksın. Yani X takımda yapacak, Y takımda yapacak, o Z takımda bir yerlerde yapacak. Değişik şartlarda, değişik imkanlarda. Ya onlar sunulan şey değişik sunumlarla yapacak. Değişik kadrolarla yapacak. Değişik ekonomisi olan takımlarla. Şu anda Alanyaspor Türkiye'de en iyi takımlardan biri idari yönden. Alanya'da siz de çalıştınız hocam. Üç Aynı yıl. yönetim mi? Hepsi arkadaşım. Aynı yönetim değil. Ama hepsi var. O zamandan da yönetici olanlar var. Ama onların hepsi dolu, donanımlı o yönetim. Mükemmel bir yönetim. Yani zaten başkanı biliyorsunuz. Başkan futbol oynuyor. Futbolcu adam. Yani belki şey, sosyal medyaya atıyor şeylerini adına halı saha maçlarını. Yani bugün ne bileyim normal santraforlarını bugün oynayanların hiçbiri öyle goller atamıyor. Yani Peki en az hocam, evet. söyleyin söyleyin, en azından diyordunuz. En azından işi bilen bir yönetim var başta. Onu diyorum. Senelerdir onlar yani yoruldu. Aşağı liglere düştü. Yine oradalardı onlar. Alt liglere. Oradan geldi. O çok deneyimli, birikimli bir yönetim o. O ayrı. Yani o şartlarda Çağdaş Atan orada çalışıyor. Bir de yoksul bir kulüpte çalıştı. Mesela 20 ay maaş alamamış. Hiç futbolcuların ödemesi yapılmamış. Anladınız mı? Futbolcu şöyle olmuş, o böyle olmuş. Yani öyle bir kaos, kriz ortamındaki bir takımda görürsem eğer orada değerlendirir. Şimdi hocam, Alanya Spor'a Sergen Yalçın gitti, başarılı oldu. Erol Bulut gitti, başarılı oldu. Şimdi Çağdaş Atan gitti, başarılı oluyor. Yani siz diyorsunuz ki antrenörden ziyade kulübün doğru yönetilmesi daha tabii benim dediğime geldi. İyi bir örnek. Başarı da veya başarısızlık da birinci yönetimdir. Yani hoca, yani eğer kötü hoca aldıysa kötü hocayı alan yönetimdir başarısız olan. Eğer yönetim iyi hoca alırsa yönetim alıyor hocayı. Hoca da yönetime ait. Onun tasarrufuna ait. Öyle değil evet mi? Hocam. Diyorsun peki ki, hocam, bunun zıttı bir örnek de var şu an. Başakşehir. Yani ekonomik olarak sıfır problem. Çok iyiler. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Çok iyi paralar ama bugün Süper Lig'de 16. sıradalar ve zirvenin bayağı bir gerisindeler. Yani 13 puan gerideler. Evet. Başakşehir'deki problem ne hocam? Onu bilemem. O dediğin gibi iyi bir soru. Yani onun analizini yapamam. Çünkü fazla yani kulübü bildiğim yok. Ama hani deminden beri konuştuğumuz şeyin zıttı bir durum var. Demek ki antrenör yetersiz diyeceğim ama Okan Buruk da şampiyon yaptı geçen sene takımı. İşte onu yani, da Buruk yapmamıştır yani. Geçen sene daha iyi idare edilmiştir belki. Aynı idare etti mi bilmiyorum. Belki şartlar değişti. Bu pandemiden dolayı bazı şeyler değişiyor. Şu anda bu futbola, sporlara, neticelere etki eden en büyük olay pandemi. Bu korona. Çünkü antrenman planlamasını hocaların iyi yapması lazım. Çok deneyimli olmaları lazım. Çünkü 3 günde bir maç yapıyorsun, 8 günde 4 maç yapıyorsun. Bunların aralarında yükleme, dinlenme prensiplerini yani bilecek antrenör lazım. Şu anda kondisyonerlere teslim oluyor hepsi. Çoğunun bilmediğini biliyorum. Ya bunun yüzden kondisyonere teslim ediyor. Yani bir kondisyon antrenmanını kalkıp teknik taktik konuyu hepsi olan bir şeye yani adı ne uygulayamazsın. Olmaz. Yani hocam yönetim başarılı olacak ki futbolcular ve teknik heyet de başarılı olsun. Ya bunun sadece bir Başakşehir örneği yok. Onun dışındaki bütün takımlar aynı şekilde. Mesela Karagümrük bu şekilde, Hatay Spor bu şekilde çok iyi yönetildikleri için başarılılar. Siz de dediğinize geliyor. Parantez açalım. Hatay Spor, yine başka bir yerde de söyledim. Hatay Spor'un devamlılık şeyi var.
İşte bizim istediğimiz bu. Devamlılık. Çünkü Hatayspor'un çoğu futbolcusu da en alt liglerden beri beraberler. PTT'ye de beraber çıktılar. Efendim PTT'den Süper Lig'e de beraber çıktılar. Çoğu adı yani alt liglerde ve fazla değiştirmedi. Sirkülasyon olmadı yani Hatayspor'da. Yani 20 futbolcu gitti, 15 futbolcu geldi diye bir olay yok. Yani ne yetiyorsa onu alıyorlar herhalde. Kendilerini tebrik ederim. Çok güzel uygulama yapıyorlar. Şimdi hocam programımızın ismi Anadolu Futbol. Ya Futbol Evet. Anadolu. Süper Lig'de de bir sıkıntı var. Benim gözümde sıkıntı. O konuyla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Mesela Evet. İstanbul takımları sayısı her geçen sezonlarda daha da Evet. artıyor. Yani bu Evet. sene sizin gözünüzde Süper Lig'den düşmesini beklediğiniz bir İstanbul takımı var mı? Yani Kasımpaşa düşer mi? Başakşehir zaten düşmez. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş zaten düşmez. Kim yani İstanbul takımları Süper Lig'den düşmedi dersek TFF birincilikte de İstanbul Spor var. Tuzla Spor var. Evet. Ümraniye Spor var. Bunların da yukarı çıkma ihtimali var. Süper Lig İstanbul Ligi'ne mi dönüyor hocam sizin gözünüzde de? Demek ki yani bu İstanbul'u Anadolu olaraktan ayıramayız bunlar. Demek ki onlar daha iyi çalışıyor, daha iyi yönetiliyor. Ya bu onun şeyi yani. Yani Bu... alttan Eyüp Spor ve Sarıyer de geliyor diye alttan yorumlar geliyor hocam şu an. Yani İstanbul ekonomik olarak çok güçlü bir kent ama Anadolu'dan uzaklaşıyor gibi bir durum var sanki Süper Lig'de. Burada yani hep mazeret oluyor. Anadolu İstanbul şey olmazdı. Ben de Hatay Spor örnek veriyorum. Hatay da öbür uçta. Oldu. Demek ki doğru yaparsan oluyor. Şu bu sene mesela Gaziantep başarılı. Neden? İyi hoca bulmuş. Bu kadar basit. Yani bunlara göre iyi hoca yani. O kadar da iyi hoca değil de. Burada iyi hoca şimdi. Öyle görünüyor. Aldığı skorlar güzel. Hocam şimdi herkesin beklediği konulara geliyoruz. TFF 1. Lig'e geliyoruz. Alttan soru yağıyor. Evet. Özellikle Eskişehir Spor konusunda geliyor. Şimdi Eskişehir Spor'un bulunduğu lige de geçtik. Hocam TFF 1. Lig'de bir şampiyonluk yarışı var diyebiliriz. Çok Evet. da bu sene hani Süper Lig'den takım düşmediği için geçen sene küme düşmeler iptal edildiği için daha dengeli bir lig oluyor farkındaysanız. Sizin şampiyonluk adaylarınız kimler hocam TFF 1. Lig'de? Ben şimdi demin boş bulundum Süper Lig için aday söyledim. Ama Evet. o şu şimdilik. Şimdi bu Yani. TFF dediği için de söyleyeyim. Şimdi önümüzde bir devre arası var biliyorsunuz. Bu devre arasında transfer sezonu. Gidecek topçular var, gelecek topçular. Bazı takımlar kadrolarını güçlendirecek. Bazıları ne bileyim gücünün altına düşecek. Belki ayrılmak isteyecekler. İşte ekonomik nedenlerle ondan bunlar. Onun için dengeler bozulacak biraz. Ben derim ki bu liglerde ikinci sezon başlasın, ikinci yarının bir 5-6 haftasını görelim. Ya Yeni mesela kadro. bir Adana Demirspor bu sene artık o zinciri kırabilir mi hocam? Çıkar mı Süper Lig'e? Adana Demirspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Adana Demirspor, ya şimdi Adana Demirspor çok ne bileyim taraftarı olan Adana kulüpleri ikisi de çok iyi taraftarları gerçekten. Her sene umutla başlıyorlar ama yani ne bileyim bir yönetim hatası var orada da. O görünüyor. Hocam yani maddi problem yaşamayan bir takım nasıl çıkamıyor bu ligde? Yani Ben ben bazı özellikle bu lige çok hakimim, siz de çok hakimsiniz. Adana Demir'in çıkamaması akıl alır gibi değil ya. Ya bütün böyle mottoları aykırı bir takım yani. Normalde çok rahat çıkmaları lazımdı. Yok olmuyor işte. Transfer şampiyonuyla normal lig şampiyonları hep ayrıdır. Yani Temmuz ayında kadro yaparsınız hemen şampiyon ilan edersiniz ama gerçek Mayıs'ın sonunda herhalde bitirdikler. O zaman çıkanlar çıkıyor. Öyle olmuyor. Öyle olmadığını da herkes gördü herhalde. Yani bunun sırf Adana Demirspor için değil. Diğer kulüplerde de bayağı şeyi var, örneği var. Demek ki bir içeride ne bileyim iyi yönetilmeme şeyi var. Bu kadar basit. Hocam Samsun Spor mesela çok güzel yönetiliyor dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Sıfır Evet. borçla yükseldiler. Yani Samsun Spor çıkabilir mi bu sene peki sizce? Onları da bilmiyorum içine. Yani şu ana kadar gittiler. Kendi sahalarında yenildiler. Yenilmelere rağmen ne bileyim yine toparlandılar ayakta.
yine koşuyorlar. Samsun sıkıntılı bir korona süreci atlattı hocam. Evet. Ondan sonra bence biraz kötü başladılar ama yani o sürecin ardından sonra toparladılar. Şu anda da ciddi favorilerden birisi benim gözümde. Samsun. İşte, bilemiyorum. Ben dedim ikincilere başlasın. İlk 6 haftaya bakacağız. Ondan sonra bakarız. Zaten bir ayrışmalar belli olur. Şimdi hocam hani Galatasaray'da Fatih Terim örneği vermiştiniz ya. Altay'da da bir Yücel İldiz örneği var bu ligin. Evet. Bu ligin Fatih Terim'i diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Hani siz de dersiniz de Altay çıkabilir mi Yücel İldiz'de? Ben çıkacaklarını düşünüyorum açıkçası. Ben şu anda bir şey diyemem. Niye diyemem? Mesela futboldu. Görüyorsunuz işte ne oldu? İki tane oyuncusu, bazı takımlar mutlak tabii bireysel şimdi Altay'ın da ben oynadığı oyunu beğenmiyorum mesela. Bireysel diye, ama kazanıyorlar de, hocam. Yani Tuzla maçında kazandılar. Yani futbolcu kazanıyor. Orada bireysel yetenek çok. Yani bir Paşao var. Çıkar Paşao. Çıkar. Yok Paşao. Ne oldu? Bitti. Özgür Özkaya da sakatlandı. Sezonu kapattı. Her kulübün başına gelebilir. Yani bir gün bu, yani herkes birbirinden bekliyor şimdi orada. Bugün diyorlar ki bu oynar. Ya şu oynar. Öbürü oynar maçı alır. Bugün o tutar. Bir gün o atar diye. O düşüncede olan takımlar duvara çarpar. Yarın öbür gün bir bakarsın hiçbiri oynamaz. Onun için takım oyununu tercih etmemizin sebebi ondan zaten. Eğer takım oyun olur. Evet. Evet. Ha. Hocam şimdi altyapılarla da ilgili konuşmak istiyoruz ama Altın Ordu üzerinden gitsek canını sıkılır mı? Onun korkusunu, endişesini taşıyorum. Mesela Altın Ordu hakkındaki düşünceleriniz neler? Onu öğreneyim, ona göre bir akış devam ettireceğim ben de. Altın Ordu hakkında düşüncelerimi ulusal kanallarda birkaç kere söyledim. Dedim hatta Fatih Hoca Federasyon Anonim Takım o zaman geldi söyledim. Gidin dedim. Futbol Federasyonu, Altın Ordu. Onlar gelmez dedim. Siz Altın Ordu'ya gidin, incelemede bulunun. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Onu federasyonda uygulayın dedim. Yani o zamandan biliyorum yani. Bizim Fatih Hoca kaç sene oldu milli takım bırakalım. Yani o zaman söyledim. Yani. Yani Altın Ordu'nun vizyonunu beğeniyor musunuz hocam? Yani sadece futbolcu yetiştirmeye endekli bir takım. Süper Lig'e çıkmak gibi bir dertleri yok. Düşmeyiz nasıl olsa diyorlar. Tamam, çok güzel. Yani daha güzel bir program olur mu? Harika işler yapıyorlar. Niye? Şimdi bu çocuklar orada çok güzel yani dikkatimi çeken şey şu. İyi bir birey yetiştirme. İyi bir birey. Önce birey olacaksın. İyi bir. Evet. Maçlarında İyi birey, iyi insan, iyi futbolcu. Tabii futbola saygılı oynuyorlar. Cem'in dediğim gibi yani öyle abuk sabuk patakta oynamıyorlar. Bilerek oynuyorlar. Görerek oynuyorlar. Fazla temasla oynamıyorlar dikkat ederseniz. Foul bile yapıyorlar. Ki bu da istatistiklere yansıyor hocam. Siz istatistikleri sevmezsiniz de Altın Ordu bu ligin en az kart gören ve en az foul yapan takımlarından birisi. Bu kadar basit. Demek ki oynamak istiyorlar. İzlediğim maçlarda hocam hiç böyle şişir, uzun top, böyle rastgele ceza sahasına orta görmüyorum ben Altın Ordu maçlarında. Yok o yani futbolun doğrularını öğretmişler. Bir de sosyal olarak da çocuklar ne bileyim eğitim alıyorlar orada ya. Futbol harici eğitim de alıyorlar. Ne bileyim yumurta bile taşıyormuş çocuklar. Yani orada çocuklarımız sizi gibi de çalışıyorlar mı? Bunlar güzel şeyler. Ama daha örnek alan kulüp çıkmadı. Aslında önünüzde bir örnek var. Alın bunu. Alın bunu uygulayın ya. Ben isterim ki daha 20 tane. Maddiyat hocam. Herkes günlük yaşıyor. Yani Altın Ordu süreci hemen bugün yarın yapılacak bir şey değil. Yani bugünden planlayıp 2-3 sene sonra meyvelerini alabileceğiniz bir proje ya. O yüzden evet. Kimse girmek istemiyor. Herkes ekonomi diyor. Ama borcu yüksek olan kulüplerin de bence Altın Ordu vizyonuna devam etmeleri gerekiyor. Ki Eskişehir Spor ve Bursa Spor şu an en çok ihtiyacı olanlar. Bursa bunu kısmen yapıyor. Yani evet. Bursa Spor'u açarsak şimdi Bursa Spor'la ilgili düşüncelerinizi de soracağım hocam. Bursa Spor evet. Çok doğru yolda. Eğer Süper Lig'e çıkma sevdasına düşmezlerse ben çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Niye? Süper Lig'e de ne bileyim önlere açılırsa giderler. Rakipleri hocam şimdi ben mesela bir şey duydum. İki tane futbolcu satıp transferi açmak gibi bir düşünceleri varmış. Evet. Bu sizce doğru mu? Yani bu doğru bir bakış açısı mı?
Bence Yani doğru. iki tane futbolcu satıp transferi açıp takımın DNA'sını bozup playoff'tan veya ilk ikiden Süper Lig'e çıkma hedefleri varmış. Benim duyumum bu şekilde. Şimdi ben katılmıyorum. Takımın DNA'sı falan bozulmaz. Çünkü giren çocuk çıkandan iyi mesela. Yani kısıtlı değil kadroları. Şimdi yabancı transferi falan yok ama orada yani benim bildiğim 20-25 tane hemen hemen birbirine yakın futbolcu var. Öyle ilk 11 çıkmıyor. Vakıfköy Eğer altyapısı bir de hocam. Bursaspor da hani değil. Yani hep aynı yerde yetişmişler. Aynı çileleri çekmişler. Dediğiniz gibi. Vakıfköy ne zaman oldu? Kaç sene oldu Vakıfköy olalı? Gem bilmiyorum ama bayağı eskiymiş galiba hocam. Ya eski. İyi bilmiyorum. Benim bildiğim bayağı oldu yani. Onlarca sene oldu Vakıfköy. Yani herkesin yani bunlara örnek alması lazım aslında. Sırf şimdi siz Bursaspor'un bu giden çocuğu, oynayan çocukları söylüyorsunuz. Oradan diğer liglere bu kadar senede kaç tane futbolcu gitmiş? Gerçi araştırmadım ama illa ki gitmiş. Hocam Bursaspor Eskişehirspor maçını illaki izlemişsinizdir. Böyle gözünüze çarpan böyle çok iyi bir yetenek var mıydı o maçta? Burak Altıparmak mesela isminden çokça bahsettirmişti o maçtan sonra. Burak Altıparmak üst düzey futbolcu. Bugün yani bence A milli takımda o mevkide oynayan iki kişiden de daha iyi. Yani ikisinden de iyi yani. A milli takımda. Diyorsunuz. Ya biz mesela ben Eskişehirsporluyum. Eskişehirspor attığı golü Burak Yılmaz golü olarak değerlendiririm. O topu çekişi, kontrolü, rakibi geçip kaleye gönderişi. Ben bir Burak Yılmaz'da gördüm. Burak Yılmaz da siz bir eski oyuncunuz benim bildiğim kadarıyla. Evet. Antalyaspor'dan değil mi hocam? Yani Antalya'sı. bir benzerlik var mı Burak Yılmaz ve Burak Kapacak? İsimdaşlar zaten. Santrafor bu adam orta sahada. Bu adamın Ama yani teknikten dolayı söylüyorum. Hocam Burak Yılmaz da orta saha oynuyordu. Sonra forvet oldu. Yani Eskişehirspor'da sağ kanatta oynuyordu. Antalyaspor'da da sağ kanatta oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eskişehirspor'un o günkü hocasına soracaksınız. Ne işi vardı Rıza Çalımbay'dı hocam o zamanki antrenör. orada? Sorun işte. Ona sorun. Hocam Antalyaspor'da siz Burak Yılmaz'ı santrafor mu oynattınız? Sağ açık oynatmış olmanız lazım. Olmaz Yanlış ya. bilmiyorsam. Her Hocam yerde olmaz. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta sağ açıkta oynadı. Eskişehirspor'da sağ açıkta oynadı. Antalya'da da ben yanlış bilmiyorsam sağ açıkta oynadı Burak Yılmaz. Arkadaş ben Trabzonspor'da Şenol Güneş'in eline gidene kadar sağ açıkta hocam bu futbolcu. Ben ya Burak açın Burak. Yılmaz'ı iyi takip ettim. Hoca seni nerede oynattı? Ya Burak'ın oynamadığı bu mevki yok. Sağa Doğrudur çıktı oynadı. hocam siz hocasısınız. Santrafor'da oynadı. Sola çıktı oynadı. Orta sahada oynadı. Göbekte orta sahada oynadı. Forvet arkası da oynadı. İkinci kaleye yakın alarak. Yani oynadı da oynadı. Hepsini oynadı. Antalyaspor'dayken benim oynattığım zaman her maçta onu maçın şeyinde 10 dakika orada, 20 dakika orada, 15 dakika orada oynatıyordum. Yani bu şey çok şey değil ki illa sağa çık sağa çık. Ama ben de diyorum ki Eskişehir'in o zamanki sağa çık. Yani Eskişehir'de artık o ara kim vardı? Yani çok da şimdi Burak eğer sağ açık oynuyorsa Antalyaspor'da orta saha oynuyorsa bu Burak'ın orada Fazıl Ulusal falan var. Mehmet Yıldız vardı. Ana Taner Güler'i Evet. vardı. Taner Güler Yani bu çok iyi futbolcu. Evet. ya bunlar vardı. Bir bakıyorduk bir maçta orada oynadı. Bir maç orada oynadı. Yani illa ki yani Türkiye'de herkes de illa bu burada burada. Futbolda öyle bir şey yok. Bir iyi futbolcu her yerde oynamalıdır. Ve Burak da her yerde oynuyor. Ha, Oynasa 35 yaşında Lille transfer yapabilen bir futbolcu zaten çok iyidir hocam yani. evet. Onun için Bence de. yani tabii bu şimdi Bursa altyapısından geldik. Bursa, Altınordu. Ya bunlar ne bileyim ben bütün şeylere bu ekonomisi takımlara yani düzelmesi zor takımlara aynı tavsiye ediyorum. Önünüzde örnek var. Ha, oraya yaptığın zaman onları o işi tesis ettiğiniz zaman hatır, gönül oradan buradan kartvizit olmayacak. Kartvizitte gelmeyecek. Hocalar kartvizitte gelmeyecek. Alo ile gelmeyecek. Alo bu. Alo yok. Alo yok. Alo atacak. Hiç kimseyi tanımayacak. Liyakat sahibi adamı getir. Olur. Hepsi olur. Yani tarla gibi olur. Yetişir yani. Olur. Tavsiye ederim bütün kulüplere Türkiye'deki. Hocam altyapı konusuna dönecek olursak yani Türk futbolunun kurtuluşu altyapıdan geçiyor. Herkes böyle söylüyor. Ama altyapılara yapılan yatırımlar da yetersiz sanki. Yani federasyonun bu konuya bakış açısını bilmiyorum ben açıkçası.
takımlar yapmak istiyor ama göstermelik yapıyor gibi duruyorlar. Hocam altyapı konusunda neler yapılmalı sizce Türkiye'de? Çoğu kulüpte duyuyorum. Altyapıya gönderilen parayı üst yapı alıyor. Duyduğum doğru yani. Hocam işte federasyon bir ödenek veriyor bu konuda ama yani daha aciliyeti olan yerlere kullanıyoruz diyor hani yöneticilerde. İşte, nasıl çatlakları görüyorsun işte. Ya sen milyon euroya futbolcu alıyorsun, ondan sonra altyapıya gelen 3-5 kuruşa şey yapıyorsun, göz dikiyorsun. Olacak iş mi bu? Normal idare edilse kulüpler herhalde altyapıya gelen paraya ihtiyaçları olmaz. Öyle değil mi? Evet. Yani. Demek ki yanlış bütçe yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Paranın verileceği yere vermiyorsunuz, gidiyorsunuz hiç abuk sabuk yerlere para veriyorsunuz. Hiç oynamayan futbolcuya para veriyorsunuz. Ve döviz bazında. Bu Evet, dedi yani. o tabii o döviz arttıkça adamın şeyi de artıyor. Yani işte buna yıllardır Akif'cim buna yıllardır karşıyım. Ama bizim hocalarımız çok bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla sessiz kalıyorlar. Sessiz, hepsi sessiz. Bakın biz şimdi bir kulüple anlaşamadık. Geldi teklif ama anlaşamadık. Ama şu anda geçen sene biz pandemi döneminde tek başımıza mücadele ettik. Federasyona söyledim. Beyin Spor'dan da söyledim. Yayıncı kuruluştan, öbürsünden de söyledim. Nereye çıktıysam hepsini söyledim. Bu olağanüstü bir durumdur. Burada ligin iptal edilmesi, tatil edilmesi lazım. Dedim. Hep kendim söyledim, kendim dedim. Profesyonel Futbolcular Derneği'ne söyledim. Hepsine. Onlar da evet. Bu iş el atsın diye. Efendim, Gençlik Spor'a da söyledim. Sağlık Bakanlığı'na da. Ben miyim bu köyün şeyi yani? Bu Türkiye'nin. Anladık hocam. Hiç kimse hepsi sessiz oynadı. Üç maymunu oynadı. Bütün hocalar. Belki bir iki tane çıkmıştır. Bilmiyorum çıkmışsa. Hepsi. Hatta bizi şöyle de şey yaptılar, eleştirdiler bazıları. Tabii siz düşüyorsunuz. Onun için sen ya arkadaş ben halkın sağlığı için söylüyorum ya. Düşmene çıkmana düşer. Hocam kendi düşüyor. Yani yayın zayıf olduğu için. Evet hocam dinliyoruz. Düşersin çıkarsın. Ne siz olur. Düşme potasında. Dünyanın sonu mu? Futbolda yani mağlup oluyor. Ya adam yeniliyor. Yani dünyanın sonu mu geliyor? Bitiyor mu her şey? Yok öyle bir şey. Hayat devam ediyor da. İnsanlar yaşasın. Biz bunu savunduk. İnsan sağlığı dedik. Şöyledir, böyledir dedik. Hemen insanlar zannetti kendi menfaatiniz için konuşuyor. Beni tanıyanlar bilir. Ben kendi menfaatimden işim yok. Yani ben halkın, toplumun menfaati için konuşuyorum. Hocam Sakaryalı bir arkadaşımız sormuş. Sakarya Spor altyapısından eskisi kadar neden futbolcu yetişmiyor? Siz de Sakaryalısınız. Evet. Sakarya Spor hakkındaki görüşlerinizi ve Sakarya Spor altyapısından neden futbolcu yetişmediğini öğrenebilir miyiz hocam? Düşünceleriniz neler? Tek cümlede söyleyeyim. Ben yokum onun için. Hocam Sakarya'nın kurtuluşu Coşkun Demirbakan'dan mı geçiyor? Hayır onu demiyorum. Ben çok imalı bir laf söyledim. Orada Sakarya'da ne kadar topçu çıktıysa hepsini ilk oynatan adam benim. Yani hocam çok önemli yetenekler çıktı oradan. Yani hepsini, benim yaşımın tutmadığı yetenekler de çıktı. Hepsi sizden. Hepsini profesyonel olarak ilk oynatan adam benim. Ben olduğum zaman bir topçu alıyorum altyapıdan oynatıyorum. Hatta bir de eleştiriliyorum. Ya bunlar daha genç diyorlar. Hatta karikatür filan yaptılar. Luna Park'ta çarpışan araba, salıncak malıncak koyup benim oynattığım futbolcuları eleştirdiler. Yani bunlar daha çocuk, bunları Luna Park'a götürdü. O çocuk dedikleri çoğu, futbolcuların çoğu dünyanın her yerinde top oynadı. Bırak Türkiye'yi, İngiltere'sinden, İtalya'sından her yerde oynadılar. Yüzlerce kere milli oldu. Yani orada altyapıdaki çalışmanın şeyi yok. Altyapıya üst yapıdaki hoca el atacak. Yani üst yapıdaki hoca altyapıyı denetleyecek. Altyapının bütün mümkün olduğu kadar, zamanı olduğu kadar gidecek. Maçlarını seyredecek, antrenmanı seyredecek. Bizim meslektaşlarımız çoğu altyapıda ne olduğunu bilmiyor. Şimdi ben bütün çalıştığım takımlarda altyapıda U'ların çoğunu ilk 11'ini bilirim. Hepsini tanıyorum, hepsini görüyorum, hepsini izliyorum, antrenmanda izliyorum hepsini. Yani orada mesela Sakarya'da bir ara 14 yaş grubu vardı. O 14 yaş grubunun çoğu şeyde oynadı, liglerde oynadı. Ben ama onların hepsini biliyorum. Bütün maçlarını biliyorum.
Hocam bu konuda sizi destekleyen bir şey söylemek istiyorum. Ben Eskişehirspor altyapısındaki futbolcuların çoğuyla görüşüyorum. Hepsi sizi tanıyor. Yani hepsiyle bir şekilde sohbet etmişsiniz. Hepsi sizi övüyor. Yani Evet. siz Eskişehirspor'da çalıştığınızda Sanday Alimi ve Ahmet Şolaca altyapıdaydı. U19'daydı ve sizi şu an övüyorlar mesela. Ben kendi sohbetlerimden buna şahidim. Yani siz A takımda bu oyuncularla çalışmadınız. Yerliler için de aynı şeyler geçerdi. Ben kendi tecrübemden dolayı söylüyorum bunu. Anladım. Görüyordur, onunla beraber yan yana çalışacak. Onlar bir sahada, biz bir sahada. Arada bir oynadık. Yani bir şuna gelmek istiyorum. Ben kendimi söylemek istemiyorum. Diğer bu genç arkadaşlar, bunlar cesur olsun, oynatsın. Mesela şimdi Eskişehir Spor dediğiniz bir Buğra var. Ya bu adamı oynat ya. Bu adamı oynat ya. Hocam herkes Buğra'yı şu an forma olayından dolayı biliyor. Yani yeteneğini kimse konuşmuyor. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Bir de taraftarlar biliyor. Ama takımın başındaki teknik direktör bile çok az oynatıyor. Hatta Bursa maçında sahaya bile sürmedi. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Cesur değiller. Bak şimdi ben bu yaştayım. Ama ben bu demin size Sakarya dediğim, Burak dediğim onları çıkardığım zaman piyasaya çıktıkları da yani 35 yaşında filandım. Cesaret ettim, oynadım. Hocam taraftarlardan gelen bir soru. Sezon başında neden takım almıyor hocamız diyorlar. Yani hep neden böyle kurtarıcı rolünde enkaz devralıyor diye soruyorlar. Yani aynı Demirel gibi diyeceğim. Gaz vardı da ben mi işte? Yani dedi ya. Ya Teklif teklif oldu. gelmiyor değil mi hocam yaz döneminde? Gelse bile çok yani ne bileyim kısıtlı yani olacak değil. Yani bizim şimdi ömrümüzü vermişik. Yani kafamızdakiler internette yok, Google'da yok. Yani kalkıp da ben bu birikimimi öyle 3-5 kuruşa da bırakmam kimseye. O kadar da değil. 50 senemi vereceğim. Gelecek adam beni 3-5'e olmaz o. Bir şeyin karşılığı var. Onun karşılığını verir gideriz. Öyle bir teklif gelmedi. Onun için gelmiyor zaten. Gelmediği için buradayım. Hocam ben seni Eskişehirspor ve Adanaspor taraftarları çok seviyordum diyordum ama altta da özellikle Sakaryalılar seni çok seviyormuş. Diğer şehirlerden de benzer yorumlar geliyor. Ben aşağıyı takip ediyorum. Hocam ikincilik kırmızı grupta bir çok iyi bir yarış var. Sanki Manisa FK ile Eyüp çıkacakmış gibi duruyor ama Sakaryaspor'un şampiyonluk yani bir üst lige çıkma ihtimalini soruyor özellikle Sakarya taraftarlar. Bir de Van Spor'u soruyorlar hocam ikincilik kırmızı grupta. İzlediğim kadarıyla Sakaryaspor herhalde ilk 6'dan çıkabilir. Playoff'tan evet. Evet, playoff'tan. Playoff'a gidip zaten playoff son birkaç senedir kaybettiler son maçta. İnşallah bir kara günlüğe bir haftana kaybettiler. Hatırladığım kadarıyla. Yani Sakarya'daki yapılanma şampiyonluk için yeterli mi diye soruyoruz hocam. Şu anda kulübün işleyişiyle hiçbir ilgim yok. Uzaktayım, bilmiyorum. Çünkü yeni bir yönetim gelenler bilmiyorum. Kimler olduğunu da bilmiyorum. İyi yönetirlerse yani yöneticilik de kolay değil. Şimdi yöneticilik de tecrübe ister. Yani bir geliyorsun ne bileyim hiç bilmediğin için. Çünkü bu yani ne holding yönetmeye benzer ne bileyim iş yeri yönetmeye benzer. Hiç yani futbolcuyla yani karşında futbolcu var, basın var, taraftar var, hesap soran var. Kendi işinde kaç lira zarar edersen et sana kimse bir şey sormaz. Öyle değil mi? Veya kazanırsan. Evet, evet. Ama burada yani bir toplumun, bir camianın şeyine geliyorsun, kaderi oluyorsun. Onun için hazırlık zor. Yöneticiler zaten tam bir şeyler öğreniyor, olgunlaşmaya başlayınca başka yönetim geliyor. Başka yönetim. Ama çok da yöneticilik yapan bayağı akıllı oluyor bu sefer. O da kötü. Şimdi o da bayağı bilmiş oluyor. Yani ortası yok. Tabii herkesin şahsiyeti, karakterine ilgili bir şey bu. Eğer onu... Hocam Van Spor ve Ahmet Spor'u da çok soruyorlar. Bu iki takım hakkındaki görüşleriniz neler? Van Spor ve Ahmet Spor. Siz Diyarbakır Spor'da yani Ahmet Spor'da çalıştınız. Ahmet evet. Spor'da da çalıştınız, Diyarbakır Spor'da da çalıştınız. Evet. Yani oradan bir takım gelir mi hocam üst lige, TFF 1. lige? Şu an beyaz grupta Ahmet Spor playoff'a yakın bir konumda, 6. sırada. 3 puan geride sadece. Eğer en az onlar kadar isterim. Ahmet Spor taraftarları kadar ben de isterim diyorsunuz üst lige çıkmalarını. Yani... Ama işte playoff da hocam çok çetrefilli bir iş yani. Geçen sene de gördük. Yani hata affetmiyor. Ki playoff'ta bu sene ben biliyorum Sarıyer çok iyi yapılandı. Sarıyer'in ben favori olduğunu düşünüyorum. Sakaryaspor'u söyledik.
Kırşehir dolu dolu geliyor. Turgutlu, Ege'de zaten her sene bir takım böyle kendini playoff'a atıyor bildiğiniz gibi. Orada da çok acayip işler oluyor hocam. Orası da çok zevkli takip edene tabii. Yani biraz ana akım medyadan uzakta duruyorlar gibi bir algı var ama meraklısı da çok takip ediyor orayı. Sakarya Spor, Kocaeli Spor gibi böyle taraftarı çok kuvvetli takımlar keşke üstlüklerde yer alsa hocam. Eskişehir Spor, Bursa Spor bu hafta gösterdiler bile süper lig takımları olduklarını. Keşke taraftar da olsaydı maçta. Evet, maalesef ne bileyim şu anki taraftarlar biraz şanssız. Takımlarını seyredemiyorlar. İnşallah bu pandemi süreci bir an önce biter. Dediğim gibi hocam işte ben TFF birincilikten bir İstanbul takımının Süper Lig'e, alt ligden de bir İstanbul takımının TFF birincilik'e geleceğini düşünüyorum. Yani Eyüp Spor net favori diye konuşmuyoruz mesela biz burada. Alttan yorumlar da geliyor hocam. Eyüp Spor hakkındaki düşünceniz ne? Şimdi eleştiri alıyoruz burada Eyüp Spor'u konuşmuyoruz diye ama Eyüp Spor bizim gözümüzde çıkacak gibi duruyor. 4 puan var gerçi arada da. Futbol yüksek garantisi yok. Futbol sahada oynanıyor. Hakemler hata yapabilir. Yapabilir. Art niyetli de olabilir. Hiç önemli değil. Benim yaratışım itibariyle hiçbirini kale almam. Hiç önemli değil benim için. Eğer sen yapabildiğini yaparsan, yani küçük adam taça çıkıyor itiraz ediyor. Ya taça ne itiraz ediyor? Yavaşça ya, ayıp duruyor. Oyna topu. Hocam biz burada kimi konuşmasak alttan hemen eleştiri geliyor. Erzincan Spor'u niye konuşmuyorsunuz diyorlar. Yani bize bir kastınız mı var diyorlar. Evet. Aşağısı yıkılıyor şu an hocam. Evet, benim bu hesap hocam bütün Türkiye'nin hesabı ya, bütün Anadolu takımlarını konuşacağız. Bu ilk programımız. Bütün takımları tek tek konuşamayız ama ben elimden geldiğince çok takıma yer vermeye çalışıyorum burada. Erzincan'ı bildim. Oluyor böyle. Özcan Kızıltan çalıştırıyor. Doğru olabilir. Benim bilgim yok ama hani orada da Manisa FK artık yani onun eleme moduna geçmiş hocam. Yani en yakın takipçisine 15 puan fark atmış. Hocalığını yaptım. Hem de beraber de top da oynadım. Yani o Erzincan'da götürebilir. Yani hocam ikincilikte çıkamayanlara yazık olacak gibi bir durum var. Herkes çok istiyor. Herkes çok çalışıyor. Evet. Ama ikincilikte durumlar belli. Sadece 3 takım çıkacak. Evet. Ama TFF birincilikten kaç takım çıkacak? Onu sezon sonuna göre düşecek. Sezon sonuna doğru göreceğiz. Çünkü orada da bir kaos var. Hocam şöyle bir bilgi vereyim size. Federasyon Başkanı liglerin iptal edildiği dönemde Süper Lig ve TFF birincilik 20'şer takımlı olacak açıklaması yapmıştı ya, sözlü olarak. Hocam. Ama TFF birincilik bu sene 19 takıma çıkacak gibi gözüküyor. Bu sebeple de TFF birincilikte sadece 2 takımın düşeceği iddia ediliyor. Şu an resmi bir şey yok. Bu konuda da devamında şunu söylersek, Adana Spor ve Eskişehir Spor sizin iki eski takımlarınız. Bu takımların ligde kalması için neler yapması gerekiyor hocam? İki takımı aynı anda soruyorum. Ya ben şimdi şu anda o konumda değilim. Onları şey yapacak, analiz edip de ne bileyim fikrimi söyleyecek. Yönetimler daha iyi bilir. Çünkü onlar beraberler. Yani takımın kulübün içi onlara ait. Sağ değil futbol biliyorsunuz. Sağ dışı da olaylar var. Yani sağ dışı nedir? Ekonomik, sosyal olaylar. Her şey var. Geçmişteki ödemeler var mesela. İlgin kadar eski. Rahatsız eden o herhalde. Biraz küçülmeye gidiyor ekonomik. Onun için beni görevime son vermişler zaten Eskişehir Spor'da. Ben Eskişehir Spor hocam ben fazla hakimim o konulara biliyorsun. Senin toplam maliyetinin 5'te 1'ine yeni hoca getirmişler. Yani tam rakam söylemeyelim burada ama yönetimin iddiası bu. Hatta ayrılan hocanın yerine gelen şu anki hocanın da maliyeti bir önceki hocayla aynıymış. Benim aldığım bilgi bu. Ama siz o 4,5 katı falan çok alıyormuşsunuz. Ayrılma sebebi bu. Sayın Başkan'ın açıklaması bu. Rakamları burada vermiyoruz tabii ki. Böyle kat üzerinden anlatıyorum hocam. Keşke başkan bana söyleseydi ya. Bu pahalısın hocam ya. Bir şey yapalım hani vefa mı oluyor bir şeyler oluyordu kulüplerde. Hocam sizin görevinize son verildiği gün ben tesislerdeydim biliyorsunuz. Ben sizde her çarşamba günü röportaj yapıyordum değil mi? Evet. Biz seninle saat 1'de röportaj yapacaktık. Ben 12.30'da geldim. Ortada bir şey yoktu. Tam 1'de röportaja başlayacaktık. Hocanın görevine son verildiğini öğrendik. Yani ben olayın içinde olan birisi olarak söylüyorum. Neyse hocam. Şimdi ben şimdi başkan kalkıp da neyse
Onlar bizim kardeşimiz hepsi. Türbünden gelen, Eskişehir sevgisi olan çocuklar. Ama şunu söyleyeyim. En azından o maliyetim çoksa bana ya hocam, abi ya biz küçülmeye gidiyoruz. Bu güzel, çok. Bir şeyler yap dese. Ben Eskişehir spor için seve seve yaparım. Hocam gelsin, Eskişehir sporu muhabbetine girdik. Hocam ilanlar hakkındaki düşünceleriniz çok sayıda soruluyor. Vallahi bak, hani sormasam olmaz. Altta inanılmaz yorumlar. İlanlar hakkındaki düşüncelerinizi soruyorlar. Ben kendi görüşümü söylersem siz de etkilenir misiniz? Önce siz söyleyin. Kişiliği olarak mı, futbolla ilgili? Her anlamda, her anlamda. İkisini de değerlendirseniz seviniriz. Çünkü siz tanıyorsunuz sevgili hocamızı. Tanıyamadım fazla. Maçlarda da bakıyorum, ileride iyi bir şey, antrenör olabilir ileride. Yani. Hocam teknik direktörlükle antrenörlük farklı mı peki? Yani o konuda da biraz sosyal medyada çok konuşuluyor. Yani iyi antrenör ama iyi teknik direktör değil deniyor mesela. Bu konudaki biri, görüşünüz ne? Askerlikten şey yapayım. Biri eğitim çavuşu, öbürü general. Peki hocam, aşağıda gelen yorumlardan birisini az önce sormadım. Hani konunun doğru yerde sorulmasına inandığım için. Pro lisansı olmayan hocaların, yani B lisanslı, A lisanslı, A takım yönetmelerini nasıl bakıyorsunuz? Yani olmalı mı? Federasyon bu konuda ne yapmalı? Pro lisans hakkındaki düşünceleriniz ne? Yani pro lisanssız hocalar hakkındaki düşünceniz? Ya bu yıllardır böyle. Bizim zamanımızda da aynı. Bunlar yanlış şeyler. Türkiye'de hep bunlar oluyor. Onun için ilerleyemiyoruz. Hiçbir konuda ilerleyemiyoruz. Hiç. Çünkü yani hep yanlışlar silsilesi, zincirleme. Yani ne bileyim, birbirini takip ediyor, buraya geliyor. Benim zamanımda da ben 5 kurs bitirdiğim zaman, 5 tane kurs bitirdiğim zaman, hem de birincilikle bitirdim. Bitirdiğim zaman Mustafa Denizli'yi çıkardılar mesela. Derbal geldi. Evet. Derbal geldi. Ne, diploması yok şimdi. Derbal'e yardımcı antrenör olacak Mustafa Denizli. Ne yaptı? Kallem ettiler. Oradan buradan. Hızlandı. O arada Galatasaraylı biri Ali Uras mıydı? Hatırlamıyorum ismini. Hayattaysa Allah uzun ömürler versin. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. O federasyon geldi oraya. 10 sene profesyonel olmuş. A milli olmuş oyunculara özellik tanıdı. Direkt A kursuna. Benim monitör gitti. C gitti. B gitti. Bunlar bir kere de oraya geldi. Şimdi bu olur mu? Olmaz. O zaman yaptılar aynı yanlışı. Mesela dünya üçüncüsü olan milli takıma, öyle değil mi? Gittiler, evet. Direkt A diploma verdiler. Bunlar olmaz, böyle bir şey. Almanya'da dünyanın en büyük futbolcularından çoğu gidiyor antrenörlere başladığı zaman alttan başlıyor. Yavaş yavaş. Bununla ilgili bir şey soracağım hocam. Futbolu birkaç yıl önce bırakan isimleri bugün TFF birincilikte ve Süper Lig'de teknik direktörlük yaptığını görüyoruz. Yani benim aklıma Mert Nobre geliyor. Daha birkaç yıl önce futbol oynuyordu. Ya Ümit Karan Menemen Spor'la anlaştı. Bunun gibi daha çok örnek var. Aklıma gelen ilk iki örneği verdim. Yani bu isimlerin direkt bu liglerden başlaması doğru mu diyecektim hocam, ama siz yanıtını verdiniz. Yine bir yanıt isterim ben. Tamam. Futbolcuklarına saygı gösteriyoruz. Futbol oynamışlar. O zaman ben niye gittim? Ben de 10 seneden fazla profesyonel futbol oynadım. Ben de A milli oldum. O zaman benim ne günahım var ya? Yani ben niye senelerce 3 ay kurs, 2 ay kurs, 1,5 ay kurs gittim senelerce? Adamlar geldi direkt A'dan. Bu yani olmaz. Bu ülkede hep aynı şeyler yapılıyor. Olmaz. Şimdi yine oldu buna benzer bir şey. Kısa bir süre önce herkes feryat ediyor. Yeni bırakmışlar, çıkıyor. Olmaz. Bunlar yanlış şeyler. Onlara zaten... Evet. Dinliyorum. Siz bir söyleyin. O bir yere getirdiğiniz adamlara, kendilerine zarar veriyorsunuz. Hamlar, çiğler, pişmemişler, olgunlaşmamışlar. Olmadan oraya götürmekle onu, hem ona zarar veriyorsun, hem onun çalıştırdığı kulübe zarar veriyorsun. Bu günler gelip geçer. Kısa bir süre 3-5 maç başarılı olur. Bir sezon başarılı olur. Ama en nihayetinde çarpacağı yer duvardır.
gerçekle karşılaştık. Çünkü bilgin, birikimin olmadan sen bu işi ya, yani demin dedim ben en az 15-20 sene geçmesi lazım. Ben bu antrenörlük bilgimi ayrıştırmam için. Hasbelkader. Hocam başlık olarak şunu alabilir miyim? Yani programlarda artık sona doğru yaklaştık. Türk futbolunun gelişmemesinin sebebi pro lisansı olmayan hocalar dediniz. Doğru mu anlamışım yani ben? Yani Türk Ben futbolunun gelişmemesinin sebebi pro lisansı olmayan hocalar gibi bir ifade çıktı ağzınızdan hocam. pro lisansın olsa yani pro lisanslar da öyle bir şey değil. Yani pro lisans tamam biz ilk grubuz. Bu Türkiye'de alan ilkiz biz. Evet. Pro lisansla pro kursunda sen bir şey öğrenemezsin. Sağ çalışması o. Akademik bir şey yok ki onda. Yani gidip bir sınıfta yani kardiyovasküler sistemi, kardiyorisküler sistemi, endokrinoloji okumuyorsun ki. Geliyorsun orada, sağdan orta, soldan orta, merkezde düşün, yandan düşün, bilmem ne. Bunlarla antrenör olduğunuz anında kafayı vururlar duvara bir gün gelir. Belki tesadüf birkaç götürebilirler bir süre. Ama en sonunda ben onlara abiler olarak söylüyorum. Kendilerini ne bileyim, eğer oraya gitmiyorlarsa gitsinler, ne bileyim kursa gitsinler, ne bileyim yani bir yerlere gitsinler yani. Hocam Adana Spor geçen seneden ders almamış mı? Yani sosyal medyada öyle yorumlar yapılıyor. En son o gün Temiz Konoğlu da aynı şeyi söyledi. Adana Spor son 6 haftada bir tane galibiyet aldı. O da hükmen galibiyet hocam. Hatırlarsınız Evet. Menemen Spor 6 yabancı oynattığı için. Evet. Yani Adana Spor'daki problemi az önce sordum ama pek iyi yanıtsız bıraktınız hocam. Yakın değilim dediniz ama Adana Evet. Spor'un ne yapması gerekiyor? Yani yönetimin en iyisini bilir diyorsunuz ama biraz daha açarsanız Adana Spor taraftarları bastırıyor alttan çünkü hocam. Şimdi ben nasıl söyleyebilirim? Geçen sene ben gittim oraya. Pandemi çıktı hemen. Ondan sonra zaten ben gittim sondan ikinciydi. Kurtarmaya. %1 trilyon da kurtarırdım yani. Olağanüstü. Neden kurtaramadınız hocam? Neden kurtarmadım? Zaten 8 maç 6'sı deplasmandı 2 içeride. Ondan önce gittim 2 maç oynamıştık. Bir içeride bir dışarıda. Ondan sonra 8 maç oluyor 6'sı dışarıda. Bir de bu pandemi çıktı. İzin verdik. Gittiler. Almanya'ya gidenler oldu. Ukrayna üzerinden gitmişler. Biz gitmeyin demedi. Yani şehir dışına gitmek yasak dememize rağmen bir yolunu bulmuşlar. Gitmişler. Annelerini babalarını görmeye. Ya arkadaş şu anda bu şimdi bak biz sizi görüyoruz değil mi? Amerika'da da olsanız göreceğiz değil mi? Yani Evet. böyle bir alet var ya. Bir teknoloji var. Ya gerek yok ya. Futbol senin işin ya arkadaş. Anneni açarsın şeyden buradan bizim konuştuğumuz gibi görürsün. Çok mu özledin? Sen Hocam futbol... Eze Adana Spor'a ihanet etti mi? Soru bu. Alttan gelen soru bu. Eze Adana Spor'a ihanet etti mi? Geçen sene Adana Spor'un o duruma gelmesinin %51 sebebiydi. %51 uyumsuz. Uyumsuz. Her şeyi yaptı. Şimdi artık olmuş bitmiş anlatamam ama ben taraftarlara saygı duyuyorum. Kulübe de saygı duyuyorum. Onun için hadi, o geçmiştir ama bilsinler ki uyumsuz. Uyumsuz bir de art niyet. Ben bu saçlarımı şeyde ağartmadım. Bak bunlar beyaz şeyde değirmende falan ağartmadım. Ben Eze gibi onlarca topçu gördüm. Herkesi yürüyüşünden anlarım. Niyetini de bilirim. Yani o kadar hakimim olaya. Hocam eski oyuncunuz var. Cesse Sekitika. Daha Evet. Eskişehirspor'da beraber çalıştınız. Evet. Galatasaray'ın onu kiralayacağı söyleniyor. Sizce Süper Lig takımlarına başarılı olabilir mi? Hangi takımlar da oynarsa daha başarılı olabilir sizce? İsminin geçtiği kulüpler de var Cesse'nin bu arada. Evet. Denizli Spor'la ismi anılıyor mesela. Erzurum Spor'la anılıyor. Cesse başarılı olabilir mi? Cesse nasıl bir oyuncu hocam? Önce ondan başlayalım. Cesse iyi bir futbolcu. Tabii silahlar kullananlara aittir. Eğer kullanırsanız çok iyi futbolcu. Ama bu demek değildir. Galatasaray bunu kullanamıyor. Kullanamıyor. Galatasaray'da tabii ondan daha deneyimli futbolcular var. Cesse biraz yaşının şeyiyle biraz oyun şeyi, maç şeyi alması lazım. Daha da iyi olur. Şu anda iyi. Eskişehirspor'a geldiğinde sadece Napredak kariyeri vardı hocam Sırbistan'da. Başka da bir kariyeri yoktu. Şimdi burada geldi, kariyer yaptı bence kendine. Antrenman yaşı ve maç yaşı, müsabaka yaşı arttıkça bence üstüne koyar. Var o şey var, o hamur var Cesse'de. Yani Süper Lig'de bir takım çalıştırsanız Anadolu takımı kiralamak ister miydiniz Cesse'yi?
takımınızda evet. görmek ister miydiniz? Takım hangi takım? Yani hangi takım? Yani. Ya Anadolu takımı orta sıralarda ya da birlikte kalmaya evet. çalışıyorsunuz. Tabii. Hem de öncelik. Hocam Cemali Serter'i sormak istiyorum. Başakşehir'de ben çok beğeniyorum. Evet. Önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Evet. Cemali hakkındaki düşünceleriniz neler? Cemali karakterli futbolcu. Yani Atatürk'ün söylediği gibi ahlaklı size. Gerçekten ahlaklı bir futbolcu. Şu anda takip edemiyorum. Biliyorum. Oynuyor mu? Süre alıyor mu? Oynadı. Son hafta beraber bir tane maçta 90 dakika oynadı hocam. İlk 11 çıktı sahaya. Cemal'in bir şey işte bir ağırlık sorunu var. O patlama şeyi biraz az. Sonradan geliyor. Onun haricinde biraz tabii bu bazı şeyler anadan doğma olursa oluyor. Biz antrenmanla falan onu geliştirme şansımız olmuyor. Onu ne kadar olsa yani nispeten eskiye oranla biraz daha arttırırsa çevikliğini çabukluğunu falan birer o yönde çalışırsa bence olur. Hocam şimdi ben bugün bir şey duydum. Sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Özellikle konu şuradan açıldı. Onu da söyleyeyim. Galatasaray Aytaç Karay'ı alıyor. Evet. Salih Uçan'la da anlaşmışlar duyduğum kadarıyla. Sezon sonunda yabancı kuralı revize edilecekmiş. Bu sebeple Galatasaray'ın yerli transferlere yöneldiği söyleniyor. Yabancı kuralı hakkındaki düşünceniz ne hocam? Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de uygulanıyor. Alt liglerde komple yabancı yasak zaten. Menemen Spor da mesela 6 yabancı oynattığı için hükmen 3-0 mağlup oldu. Bu yabancı kuralı hakkındaki düşünceniz ne hocam? Normalde ne olması gerekiyor? Sizce ne olmalı bu konu? Vallahi bence benim şeyim yıllardır da söylüyorum. Bunlar Türk futbolunun önüne engelliyor. Engeldir. Ben kendi çocuğumu oynatamıyorum. Motivasyon kaybı oluyor. Bugün altyapılarında oynayan çocuklar bizim Süper Lig takımlarının adam diyor ki ben diyor niye çalışıyorum diyor. Beni nasıl olsa diyor bir yere kiralık verecekler. Şimdi gidecekler bir tane yabancı alacaklar. Zaten orada o çocukların şevkini kırıyorsun. O çocukların motivasyonunu bozuyorsun. Ya 5 tane yeter ya. Gerek yok ya. Galatasaray kaç yabancıydı Avrupa şampiyonu? Hacı vardı, Popescu vardı, Filipescu vardı. Dördü, Taferel vardı bir de hocam, 4. Ya, tamam, ya, oluyormuş demek. Bu yabancı fazlalığını niye getirdiler çok olsun? Yok Avrupa'da onlarla dengemiz olsun. Ya bırakın gidin ya. Bunlar şey değil yani. Hocam gördük yabancılarla çıktık. Bugün birkaç yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gruplara takımımız katılamayacak. Yani yabancılarla da olmuyormuş. Yani nereden bakarsan oradan tersi çıkıyor yani. Bu yabancı kuralı sizce Süper Lig'de 5 olmalı. TFF 1. Lig'de kaç yabancı olmalı hocam? TFF Ligi'nde tamam bitti ya bu kadar yeter. Kaç? 3 tane de PTT Ligi'nde tamam. Şu anda beni dinleyen menajerler bana kızıyor. Ben ülke için konuşuyorum. Ben Türkiye'nin geleceği için konuşuyorum. Ben döviz gitmesini istiyorum sana. Lafa gelince hepsi milliyetçi giderse. Hayırlı cumalar yazıyorlar falan. Ama icraata gelince neyse. Olur mu böyle şey ya? Niye ben bu ülkemizden niye para çıksın dışarı? Ben kendi çocuğuma veririm parayı. O para dağılır, dayısına gider, amcasına gider, ona gider, buna gider. Burada kalır, Türkiye'de kalır para. Paradan ziyade bir de onları da öne açılır. Daha özgüven gelir. Ama yabancı kural çıktıktan sonra da çok sayıda Türk futbolcu yurt dışına gitmeye başladı. Yani Cengiz Ünder'den tutun da Çağlar Söyüncü'ye kadar. Ben şimdi bu menajer kardeşlerime diyorum ki, ya bırakın tamam 5 tane yabancı ile idare edin. Siz... Şimdi 5 tane yabancı. Getiriyorsun buraya 30 yaşında, 35 yaşında adamı. Değil mi? Ondan 2 transfer yapabilirsin. Bir transfer. Ben de diyorum ki onların lehine konuşuyorum aslında. Bul 16 yaşında çocuğu, 15 yaşında. Orada keşfet. Al seni. Ondan sonra 35 yaşına kadar kullan o çocuğu. Hep kazan. Daha çok kazanırsın. Daha çok yapan kulüpler de var yani. Daha sürekli olur. Öbüründen bir kere transfer alırsın. Bir kere getirir götürür. Bence o zaman... Menajer kardeşlerimize ne yapar? Araştırır yani. İyisini araştırır. Değil mi? Alır onları. Onları senelerce PTT Ligi, Süper Lig, orada, burada daha da çok kazanırlar. Hem de futbola daha çok katkılar olur. Öbürü ithal. Al. Yani ithal mal. Yani o geliyor şimdi. Ne yapıyorsun? Dövizle alıyorsun, veriyorsun. Gidince geriye sana ne bırakıyor? Geldi gitti oluyor. Yönetimlerinde gururu şu bazı yöneticilerin.
Aa, biz bunu aldık. Bizim zamanımızda biz bunu aldık. Yani 20 sene sonra anlatacakları bir hikaye olsun. Ya alma kardeşim, niye alıyorsun? Yani almayın. Kulübü düşünün. Evet. Anladım hocam. Valla artık son iki soru, hatta birisi soru bile değil de milli takımla kapatacağız hocam. Euro 2020 biliyorsunuz bu sene yazın pandemiden dolayı yazın ertelendi. Euro 2020'de milli takımımız İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu gruptan çıkabilir mi hocam size? Milli takım hakkındaki görüşleriniz de Şenol Güneş'i beğeniyor musunuz? Şenol Hoca hakkındaki düşüncelerinizi de alalım. Yok, Cenol Hoca bizim kursarga, beraber biz beraber başladık, aynı sınıftayız. Taktik strateji olarak da zayıftır. Bunun ispatları da çoktur zaten. Maçları derinlemesine seyreden herkes görür hataları, yanlışları. İyi kadrolarla olursa mesela dünya üçüncüsü Galatasaray zaten o zaman UEFA kupası alan Galatasaray'ın 9 kişisi oynadı ilk 11'de. Yani bu yani Yani Elon Musk vardı. O dönemden aklımda kalan bir de. Galatasaray kadrosunda olmayan. yani bir iki tane giren var, o kadar. Yani bu bana göre ya İskelet kadro Galatasaray'dan mı o zaman tabii ki? yani, oyun formatı da zaten Galatasaray topçuları oynuyordu Anladım. işte. Hocam yani bu sene Uluslar Ligi'nde başarısız olduk. Şenol Güneş'i milli takımın başında devam etmeli mi? Yani zaten kimse istifasını istemiyor memlekette de. Ne yapmalı Şenol Hoca? Ona tavsiyeniz ne? Yani ne tavsiye edeyim? Benim arkadaşım ama Hocam bir arkadaş olarak tavsiyede bulunamaz mısınız? Yani Uluslar Ligi'nde küme düştük. Yani Euro 2000'de gruptan çıkmak istiyoruz ama nasıl olacak? Akgün, ben herkesten uzağım. Ben kahvede oturuyorum. Onlar holding sahiplerinin yanına gidiyorlar. Hocam pandemiden dolayı kahveler de yasak ya. Evde oturuyorsunuz. Yani şu anda öyle ama senelerce öyle gittim ben. Ben giderim kahvede otururum, kaldırımda otururum, parkta otururum. Hele gidip onun bunun yanına gitmem. Hiç kimseye gitmem. Onun için biz ayrıldık. Bu, yani hepsinden ayrıldık. Bu dediğin seviyedekiler hepsi benim yanımdalardı hepsi. Hepsinden ayrıldık. Biz Hocam bu pro halkın dinliyorum. işte, beraber kuyruğa giriyoruz. Beraber içiyoruz, beraber yiyoruz. Evet. Hocam içiyoruz deyince başka anlaşılabilir. Ben biliyorum çay içiyorsunuz, siz Yok. kahve içiyorsunuz. İçeriz. Bizim halkımız farklı anlamlara taşıyabilir. Yani ben sizin alkol kullandığınızı hiç görmedim mesela. O ne anlayacakmış, bu anlayacakmış. Ben içki içerim, niye içmeyeyim ya? Allah Allah. Hocam Yani. milli takımdaki genç jenerasyonun mimarı kim diye bir soru gelmiş. Terim, Lucescu, Güneş, seçeneklerde bunlar. Yani şu Evet. an bir genç jenerasyon var ya milli takımda. Evet. Lucescu ben oluşturdum diyor. Şenol Güneş başında bulunduğu için normal olarak o. Fatih Terim de benim kurduğum bir altyapı var diyor. Yani milli takımdaki jenerasyonun temeli kimde? Valla üçünün de emekleri oldu ama Lucescu başlattı gibime geliyor bunu daha önce taramayı Avrupa'da. Ama tabii onların da katkıları var. Ha, bu yeterli mi şimdi? Siz şimdi milli takımımızı bizim yeterli mi görüyorsunuz? Hiç de yeterli değil. O çocuklarla öyle şeyler olur ki Avrupa şampiyonu olursun ya. Rahat rahat olursun. Ama böyle değil. Böyle değil. Yani o çocuk Hocam, efendim. 31 yıldır teknik direktörlük yapıyorsunuz. Hiç böyle milli takıma teknik direktör olma ihtimaliniz oldu mu yani? Teklif geldi mi, gündeme Benim geldi mi? üç kere geldi, gündeme geldim ama Neden tabii olmadı hocam? benim şeyim yok ya, ben bazı yerlere fazla takılmıyorum. Kendi Ya sosyal. şimdi anladım, anladım hocam. Şimdi bu programımızın sponsoru Adalita, Hakan Sayın. Tanırsınız belki. Kendisine çok teşekkür ediyoruz buradan. Evet. 2021 yılı hakkındaki temennilerinizi alıp hocam kapatmak istiyorum artık. Normalde bir saat program yapacaktık ama sohbet çok güzeldi, konular çok güzeldi. Biraz uzattık. İnisiyatif kullandım ben. 2021 yılındaki temennileriniz neler hocam? Valla hak, hukuk, adaletin olduğu, yani özgürce yaşanan bir Türkiye olsun, dünya olsun. Türkiye değil yani, pardon, bencillik ettim ya. Bütün dünyada insanlar özgürce yaşasın. Düşüncelerini söyleyebilirsin. Düşünce suçluları affedilsin. Ne bileyim, haksızlığa uğrayanların hakları verilsin. Temenni, herkese sağlık diliyorum. Koronadan uzak yaşama. Bir an önce de şu pandemi gitsin. Ha, aşı Aşı bulunur. olacak mısınız hocam aşı? Yok, ben Çin'den gelen aşı olmam. Ya Almanya, Pfizer.
Çin'den geleni de olurum ama dört faz uygulasınlar, garantiye aldıktan sonra olabilir. Yani herkes üç diyor, bir tane daha, bir de Çin'in şey olduğu için Çin malı derler ya. Hocam olur mu öyle, hem Alman aşısı hem Çin aşısı falan olmaz herhalde, yani sormak lazım sağlıkçılara da. Ben o aşı şey yapmam, anlatmak istedim. Üç faz oluyor biliyorsun. Onu, yani kanıtlam 28 gün arayla iki faz olacağız hocam. Benim bildiğim bu Çin'den gelen aşıları. onu kanıtlanmadan tabii bilmiyorum artık. Bilim adamlarının şeyi o. Ben o konuyu bilmediğim konudan ahkam Ama kesmiyorum. hocam hani biz gençler daha sonraki en son grupta olacağız. Siz hani böyle 65 yaş üstü öncelik gruptasınız Evet. ya, onun için sordum ben. Biz de deneyecekler. Ondan sonra siz olacaksınız. İyi Hocam biz. Allah hepimize uzun ömürler versin. Çok teşekkür ederim. Halkımız için, gençliğimiz için. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk gençliğe emanet etti bu ülkeyi. Biz sizin için aşı oluruz. Hocam, Evet. bir Balkan ülkesine gideceğinizi söylediniz bu Evet. programda. Kısmet. Daha çok manşet verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Benim de ilk programımdı bu. Beni çok onurlandırdınız. Çok gurur duydum. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yeni yılda da mutluluk, sağlık diliyorum hocam. Herkese ve size. Çok teşekkür ederim. Bütün insanlar, bütün dünyaya. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Yıllar.